Evet herkese tekrar merhaba. Hafta sonu çekeceğimiz videoyu bugün çekeceğiz. Hafta sonu yoğun olacağımdan dolayı videoyu şimdi yapayım dedim. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda 2021 yılı için güzel gördüğüm yükseliş potansiyeli olan bana göre teknik analiz olarak daha doğrusu Yükseliş potansiyeli olan işte yüzde 40 ile 100 arasında ortalama işte yüzde 60 yüzde 70 yükseliş potansiyeli olan teknik olarak güzel duran hisseler var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Fakat her zaman dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Teknik olarak ben bu hisseleri güzel görüyorum. Teknik olarak tabii ki hani temel olarak siz eğer varsa sizin de bunların içinde beğendiğiniz takip ettiğiniz onları temel analiz zaten bilançolarda açıklanıyor temeline de bakarak bu şekilde hareket edebilirsiniz varsa takip etmek isteyeceğiniz hisseler ben bu hisseleri beğeniyorum dediğim gibi teknik olarak sadece bunları sizinle paylaşmak istedim şimdi ilk hissemiz tekfen tekfen holding biliyorsunuz uzun süreli şöyle bir düşen kanalda aşağı doğru düşüyordu. Geçtiğimiz aylarda kırıldı yukarıya doğru şöyle baktığımızda, şöyle günlük grafiğimizi açtığımızda, bakın şöyle şu trend içinde yukarıya devam ediyor iki trend. Bunu yukarıya tekrar çıktı aşağı doğru kırıldı. Şu an aşağıdaki şeyden devam ediyor. Şimdi buna haftalık olarak bakmak istiyorum. Haftalık olarak şöyle baktığımızda. Evet Tekfen bakın aşağı doğru inmiş. E, kaça kadar indi? E, 11 mi? 11.67'lere kadar indi. Daha sonra yukarıya doğru şu düşeni de kırarak e, yavaş yavaş da olsa yukarıya gidiyor tekfen. E, peki burada e, önemli seviyeler neler? Ve nereye kadar gidebilir? Yükseliş potansiyeli teknik olarak altını çizerek söylüyoruz. E, neresidir? Beraber bakalım. Şimdi Burası bir yarım çanak. Bu çanak zamanla tamamlanacaktır diye düşünüyorum. O da kaçta? 27 27.45'lerde tamamlanır. Uzun vadeli olarak bakarsak bakın şöyle bir çanak çizeyim buraya. Hatta şöyle toptan nerede o? Şöyle bir elips çizelim şöyle şuraya. Şurası çanak boyu. Dip burası. Bakın şu şekilde bir hareket olabilir. Olacak demiyorum. Altını çizerek her zaman söyleyelim. Tek de uzun vadede, orta vadede veya bu şekilde bir hareket olabilir. Şu an kaçlarda? Şu an 19.67'lerde. Zamanla burayı çanak yapıp 27.45'lere gelecektir. 27.45'lerde artık bir kulp mu yapar veya direkt mi gider? Beraber bakacağız bu çanak tamamlandıktan sonra bir de çanak katlama hedefi var şurası. Şu şekilde ortalama. Burayı tamamladıktan sonra eğer uzun vade e, düşünecekseniz ki e, orta ve uzun vade ben her zaman öneriyorum. E, şöyle potansiyeline bakalım şu an şuralarda ortalama çanağı tamamlaması %40 potansiyel. Çanağa katlama hedefi de %19-20'lik e, potansiyel şu an gözüküyor teknik olarak. Tabi bunun için burasının bir çanak mı olacak? Önce onun takip edilmesi lazım. Şu çanak tamamlandıktan sonra belki bir satış yer, bir kulp yapmak ister. Bunu da yaparsa e, 27-45'lerde bu tamamlandıktan sonra üstüne atarsa gideceği hedef 42-83'tür tek fende. Bu şekilde bir hareket olabilir diyelim. Devam edelim. Petkim. Petkim'de de güzel bir yükseliş oldu. Bakın şurada bir çanağımız var. Bu çanağı tamamladı. Kaç diyelim ortalama? 4.89 var. Bir de üstte hemen bir seviye var. 5.06. Ortalama buralar dile. Diyelim şu en üstteki çizgiyi baz alırsak 5.06'yı onun üstünde kaldığı sürece yani 5.06'nın üstünde kaldığı sürece orta vade bakın şöyle bakalım yaklaşık bir yüzde 45'lik bir yükseliş potansiyeli var tabi burada ne yapar burada hani çanağı tamamlamış burada şu an dinleniyor buraya tekrar inip bir kulp da yapabilir ona göre eğer takip ediyorsanız bana göre buranın üstünde kaldığı sürece düşüp tekrar bir kulp da yapabilir onu da söyleyelim bu kulpu yaptıktan sonra tekrar 50 altının üstüne atarsa gideceği hedef teknik olarak bana göre de 737'dir şu çanak katlama hedefi. Tabii onun onun için 5.06 6 üstünde kalma, kalması lazım. Şu an üstünde. Dediğim gibi şurada bir kulp yapmak isteyebilir. Belki de direkte de gidebilir. Bu dinlenmeyi yaptıktan sonra ortalama orta vade diyelim bir %45'lik bir potansiyel gözüküyor teknik olarak Petkim'de de bu şekilde Devam edelim Evet Odaş Bakın Odaş'ta daha önce Daha o zaman şuralardaydı yanılmıyorsam 2.50'lerdeydi analizlerimizi yaptığımızda Hatta Facebook'ta da paylaştık Para ve Borsa Dili Facebook hesabımızda takip edebilirsiniz Analizleri duruyor hala Burada iç içe çanaklar var. Şu çanak tamamlandı. Daha sonra ne dedik? Şuradayken, 250'lerdeyken kaç defa bahsettik? 407 önemli dedik. 407'de bu çanak tamamlanacaktır dedik hatta. İşte olabilirdi de demiştik. Yani belliydi. Çünkü çok güzel bir çanak yapmış gördüğünüz gibi. 407 önemli. Burada altında mı şu an? Hemen altında galiba. 407'lerde ortalama o daş bundan sonra bir kulp yapabilir aynı şekilde. Ya diyeceksiniz ki hocam hep kulp diyorsunuz, çanak diyorsunuz. Grafikler öyle. Yani şundan daha güzel bir çanak kolay kolay bulunmaz yani. O şekilde diyeyim. Burada zaten benzeri hareketler yapmış. Bakın düşüşte de aynı şekilde. Burayı çok daha önceden bu grafiği çizmiştik. 407. Burada da kilit nokta 407. 407'nin üstünde kalırsa Veyahut bir çanak yapıp şuralara bakın 2.90'lara tekrar düşüp bir kulp yaparsa güzel bir yükseliş olur. Nereden sonra? 4.07'den sonra. 4.07'nin üstünde atıp kalıcılık sağlarsa gideceği hedef 7.28'dir. Onun da potansiyeli şu şekilde şimdiki şeyle hesaplasak 4.07'nin üstünde şu an 404'te Dediğim gibi oraya bir inip bir kup da yapabilir. Ortalama onda da bakın yüzde %80'lik bir kar marjı var gibi. Tekrar tekrar söyleyelim altını çizelim yanlış anlaşılmasın. Bunlar alsa tut tavsiyesi değildir. Teknik olarak benim beğendiğim sizinle de paylaşmak istediğim hisseler. Bunların temel analizleri hani çok açıkçası araştırdım mı araştırmadım. Siz eğer hani ilgilenecekseniz e, kendiniz için araştırın öyle yatırım yapacaksanız öyle yapın. E, o sorumluluk size ait alıp almamanız da size ait. Ben sadece burada teknik alanları e, gösteriyorum size. Bakın zaten bugün e, %7'lik bir yükseliş yapmış. Taban, yap, taban yapmış. Oradan tekrar aşağı inmiş. 4.07 üstünde e, %80'lik bir e, kar e, marcı gözüküyor. O da işte. Devam edelim. Uzatmadan. Yunsa. Bunun da hani açıkçası şeyini bilmiyorum pek. Temelini. Araştırmak lazım. Bakın şurada. E, Elyot dalgaları yapıyor. Bakın 0, 1, 2, 3, 4. Bu da 5. dalgaya yakın zaten. 4. dalga kısa olur. Bu şekilde şurada gördüğünüz gibi yükselen bir üçgen var. E, bunda da 17, 62. Üstüne atması şartıyla. Şu an tabii ki altında. 17.62 üstüne atması ve kalıcılık sağlaması şartıyla en az şöyle bir 2 haftalık kapanış yaparsa gideceği hedefler sırayla 21.70 burada birkaç formasyon iç içe onun için bunlar da onların seviyeleri 21.70 24.73 ve şu üçgenin hedefi olan 29.58 şimdilik baktığımızda şimdilik bunda da ortalama bir yüzde %80 şuraya bakar, baz alırsak %56, burayı baz alırsak %35 en az. Bir kar marjı var. Şu 17.62'nin üstüne atarsa bir de tutunursa çok güzel bir şekilde çok güzel bir şekilde daha doğrusu %67'lik bir kar var. Oradan sonra da kar marjı var. Diyelim dediğim gibi tekrarlıyorum çünkü bazı arkadaşlar anlamıyor veya da anlamak istemiyor. Bunlar işte kesin olacak diye bir şey yok. Fakat ben şahsen teknik analistim. Ee, güveniyorum. Teknik analize güveniyorum. %90 e, uyduğunuz zaman kazanırsınız. Ayrıca zaten bizim e, teknik analiz eğitim kursumuz var. Siz de bu şekilde e, teknik analiz yapmak istiyorsanız, e, kendi işiniz kendiniz görmek istiyorsanız videoların açıklama bölümünde detaylı bilgi var. E, kursumuz bu şekilde söylemiş olalım. Yunsa'da da bu şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi yeşil yapı. Bunda da bakın burada aşağıda bir çanak varmış. Burayı tamamlamış kulpunu yapmış yukarı çıkmış. Burada da büyük bir çanak var. Şimdi burada ne olabilir? Çanağın üstüne atmış. Bak şu küçük çanağın hedefine gelmiş. Ondan sonra bir dinlenme. Ve şu büyük çanak e, desteği kaç? 2.18'lerde. Şu an kaçta? Şu an 2.53'lerde. 2.18 üstünde kaldığı sürece bunun da gideceği hedef e, bana göre 4.14'lerdir. Şimdiki haliyle bakarsak bunda da %60 en az e, bir potansiyel gözüküyor. Tabi e, buraya dikkat takip edecekler olursa 2.18'e dikkat 2.18 aşağı kırılırsa. Buraya belki bir kulp yapmak için 1.26'lara iner fakat 2.18'in üstünde kaldığı sürece bunun da teknik hedefi 4.14'lerdir. Bu şekilde söylemiş olalım. Devam edelim. Adel kalemcilik. Bunda da burada gördüğünüz gibi büyük bir çanak var. Burası tamamlanmış. Üstüne attı bir miktar satış yedi. Bunun da şöyle baktığımızda 26 26 bizim önemli desteğimiz şu an destekte desteğin üstüne daha doğrusu 26 26 üstünde kaldığı sürece bunda da şu çanak hedefi olan yüzde 50'lik bir kar marjı şimdiki bugün ayın kaçı şöyle bakalım Evet 4 Şubat Perşembe bu tarihten itibaren %50'lik bir kar marjı var. Tabii ki 26-26 üstünde kaldığı sürece gideceği hedef 43-24'lerdir diye biliriz buna da bu şekilde. Şimdi Coca-Cola'yı da şey yaptım ama Coca-Cola biraz yükseldi. Bunda da hani dedim belki buraya gelip tekrar bir satış yiyip aşağılara düşerse Bunlara baz almayın. Şöyle bakarsak Coca-Cola'da da şu büyük çanağın hedefi var. E, 94'lerdir. Şimdilik e, şuna bakarsak %20'lik en az %25'lik bir kar marjı var. E, buranın tamamlanacağını ben düşünüyorum. E, 94'leri göreceğini ben düşünüyorum açıkçası. Bu çanağın hedefi olarak orası görünüyor. Coca-Cola'da bu şekilde. Migros. Migros'ta da bakın e, şurada büyük bir çanak var. Ayrıca şuradan baktığımızda hem bu çanağın hem de şu bayrak pardon flama hareketinin hedefi neresidir şöyle baktığımızda şu çana büyük çanağın hedefi şimdilik şimdiki tarih bu tarihten sonra baktığımızda ortalama %50'lik 55'lik bir kar potansiyeli var şu bayrağın hedefi de aynı şekilde şey yaptığımızda burayı gösteriyor 72-34'ü gösteriyor Şartımız nedir? Şartımız 39,44'ün üstünde kalması durumunda buralara gidebilir. Ee, Migrosta da bu şekilde devam edelim. Evet, teknosa teknos'ada da büyük bir çanak var gördüğünüz gibi aynı şekilde bunda da 14.35 üstünde kaldığı sürece teknik olarak, Gideceği hedef 26.79'dur. O da şimdi baktığımızda %60'lık ortalama bir kar marjı gözüküyor. Teknik olarak. Tekrar altını çizmiş olalım. Daha sonra bir sıkıntı olduğunda kimse demesin işte sen hedefi verdin gelmedi. Ben teknik olarak bakıyorum. Siz eğer ilgileniyorsanız temel olarak zaten bilançolar da açıklanıyor şu an. O şekilde inceleyip bakabilirsiniz. Bu arada haftalık grafik bu. Evet. İş GEO, iş GEO e, bilançoyu açıkladı. Hani Çok da iyi bir bilanço açıklamadı. E, fakat e, gene de iyi. Bakın şurada bir aynı şekilde üçgen var. Bir çanak kulp, e, kulp var. Bunda da 2.24. 2.24 üstünde kaldığı sürece. Bakın zaten e, yaklaşmış hedefine ama tekrar bir satış yemiş. 2.24 üstünde kaldığı sürece e, 339'dur hedef olacaktır. O da niye olmuyor bu? yaklaşık bir yüzde otuzluk bir kar marjı. Bunda da gözüküyor. Fakat şuraya çıkmış. Bakın şuraya kadar gelmiş. 3.03'e kadar. Ee, tekrar buraya bir pullback yapıp çıkar mı? Ee, onu takip eden arkadaşlar, eden arkadaş varsa ona göre bakabilir. Önemli seviye, destek. 2.24 üstünde kaldığı sürece tekrar 3.39'lar görülebilir. İş GYO'da devam edelim. Bizim toptan bakın bizim toptan aynı şekilde büyük bir çana var. Burada yapmış, satış yemiş. Tekrar burada da yapmış aynısını. Burada e, biraz daha yatay seyrediyor bayadır. Şimdi burada Banvit'in e, bir hareketi vardı. Bir çanağı vardı. Burada saydırdı de, bir bir süre şöyle şu yatay hareketi yaptı, kulpunu yaptı. Onu biz e, çizmiştik. Ya, şurayı kırınca işte çanağı kırınca alacağız demiştik ama kaçırdık maalesef. Bunda da benzeri bir hareket olabilir mi? Olabilir. Bizim de bakın şöyle baktığımızda şimdilik için eğer şu çanağı tamamlayıp mesela kaç burası? 21.81'i kırar, kırarsa gideceği hedef e, kaçtı? 38.44. Bunda da şu an %132'lik şimdilik tabi. Şu kulpu yaparsa bakın şöyle çizeyim size. Nerede bu? Şöyle diyelim. Şu şekilde çizmiş olalım hani şöyle bir kulp yapıp eee 2181'in üstüne atarsa şöyle bir de buraya bir pullback falan yapıp biraz dinlenirse eee tabii böyle direkt gitmez de ortalama gideceği hedefler. Hedef 100 e, pardon 38 44'dür. Bu da şimdiki bugünden itibaren tabi e, tabii burada aşağı da düşebilir. Şu, şu, onu da söylemiş olalım. Sonra bakın kaç burası? 14 12. 14 12 e, aşağı kırılırsa tabii ki bu eee ne diyelim analiz çöp olur. Yani bu hedef çöp olur. ona göre ilgilenen arkadaş olursalar olursa bu şekilde takip edebilir. bizim toptan da bu şekilde. Devam edelim. Bakalım ne varmış? Ulusoy muydu bu? Ya bu tabi direkt çok yükseliyor. Şu an bir dinlenme geçiriyor. Bu da buna biz bakmayalım. Bir şey yapmayalım. Şişe. Bakın şişede de Şöyle haftalık grafiğimizi açalım. Burada bir çanağımız var. Burada kulpunu da yapmış. Güzel de üstüne atmış. 7.14 üstünde kaldığı sürece şişede de bakın şu çanak hedefi olan ortalama %38-39'luk bir kar marjı var. O da 10.79'u gösteriyor. 7.14 üstünde kaldığı sürece 10.79'a gidebilir şişe. Gidecektir demeyelim şimdi. Gidebilir diyelim. Bu şekilde bunu da söylemiş olalım. Bakın bunda da güzel çok güzel bir formasyon var. Bu formasyonun da hedefi 4.60'ın üstünde kaldığı sürece Akfen. Akfen gayrimenkul. Zaten şu an üstünde mi? Hemen oralarda şu formasyon hedefi 7.55'i gösteriyor. O da ortalama %60'lık bir kar marjı gözüküyor. Bunda da bu da yükselen bir üçgen. Üçgen bu yükselen üçgenler genelde hedefine gidiyor. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Devam edelim. Yayla enerji. Şimdi yayla da aynı şekilde bakın burada güzel bir çanak var. Burada sanki bir kulp yapıyor gibi. İnşallah kulptur. O kulpu yapıp 5.22'nin üstüne atarsa yayla. Bakın gideceği hedef 9.64'lerdir. Bu da ortalama %85'lik, 80'lik bir kar marjı. Tabii ki 5.22'nin üstüne attıktan sonra ha, şu an dediğim gibi şu an tabii ki sıkıntılı. Daha e, 5.22'nin altında olduğu için e, biraz tehlikeli. Yani e, bu yükselen şu pembe çizgi yukarıya aşağı kırılırsa e, burası çöp olur. Ona göre 5.22'nin üstüne atıp üstünde tutunursa 9.64'ler bunda da hedef olur. Devam edelim. Vakıf gayrimenkul. Bakın onda da aynı şekilde bir çanak tamamlanmış. Burada belki bir kulp gibi bir hareket yapıyor gibi. Bunda da 4.27'nin üstüne atarsa orayı kendine sağlam bir destek yaparsa gideceği hedef yapar. 7, 45, 46'lardır. Bu da ortalama %70'lik, %75'lik bir kar marjı var gibi duruyor. Tabi bunun için 4.27'nin üstüne atıp üstünde kalıcı olması lazım. Devam edelim. Doğu taş kelebekte de bakın şurada büyük bir çanak yapıyor. Şurada da bir filama var. Şu filamanın hedefi. ilk önce onu söyleyelim. Şu an kaçta? Şu flama hedefini tamamlamak için aynı zamanda çanağı tamamlamış oluyor. Yüzde otuz bir kar marjı var gibi gözüküyor. Daha sonra dört sıfır ikinin üstünde tutunursa da şu çanak kadar yukarıya katlayacaktır. Onu şimdi bakalım mı? Hani biraz daha uzun vadeli düşünen olursa diye onlar için de bakmış olalım. Evet. 4.02'nin üstüne attıktan sonra atarsa tabi %80'lik bir kar marjı oluşur. Bunda da tabi ki şu an o çana tamamlayacaktır. Şu çana tamamlamak için 4.02'ye gidecektir. Buna göre bunu da söylemiş olalım. İşvin. Şimdi işvin bayağıdır böyle yatay bir seyir gösteriyordu. Yükselememişti. Finansalları açıklandı. Güzel de bir kar açıkladığını yani öyle aklımda kalmış bakın şurada bir üçgen var bu da kırıldıktan sonra yükselen üçgen buranın da hedefi bakın %60'lık bir kar marjı var tabi bunun şartı 4.20'nin üstünde kalmasıdır iş filminde de böyle söylemiş olalım evet son hissemiz bunun gibi bunlar gibi daha birçok hisse var tabi hepsine zaman yetmiyor hepsine de bakmaya çalışırsak belki saatler alır Bunda da Tremondi'de de bakın şöyle bir üçgen var. Burası şu an kırılmış gibi gözüküyor. Bunda da önemli seviye şurası. Yani 7-12. 7-12 kırılmadığı sürece gideceği hedefler 10 15 ve 14 12'lerdir bu da şimdilik şeyle bakarsak yaklaşık yüzde yetmişlik bir kar marjı dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değildir teknik olarak baktım bunlara temel olarak siz incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Size uyuyorsa o şekilde yaparsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ben sadece teknik analizini yaptım. Bana göre çoğu güzel duruyor. Teknik olarak. Tabi bir de temeline bakmak lazım. Söylemeyeceklerim bu kadar. Abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Videoyu yararlı bulduysanız beğeni yapmayı da unutmayın. Dediğim bir teknik analiz kursumuz var. Videoların açıklama bölümünde bütün detayları görebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum.